10 dakikamız. Ataşehir, Atatürk Mahallesi'nde oturuyorum. Bizim muhtarımız Leyla Hanım bir sokağın duvarını belediyeden aldı, kiraladı kullanım hakkını. Boydan boya orayı bir sanat sokağına çevirecek. Ben de elimden geldiğince destek oldum. Bir sponsor buldu. Tayıncıoğlu. Boyasını, yani sponsor değil, bir boydan boya 300-500 metre bir duvara 60 tane sanatçı resim yapacak. Senin Instagram'ın da vardı hatta. Vardı. Keşke ama bulsan. Bunun ciddi maliyeti var. Boya maliyeti var. Oranın düzenleme maliyeti var. 60 sanatçının asistanlarıyla birlikte yemesi, içmesi, kahvesi. Çünkü orada bayağı günler zaman geçirecekler. Senin misafirin olarak geliyor. Ücret almıyor. Yani ben öyle bir maliyetli bir iş olduğunu sanmıyordum ama şimdi o videoyu ekrana getirirsek, son videomuz, nasıl bir sokak nasıl güzelleşiyor, nasıl boş bir duvar renkli dünyalar haline geliyor. Önümüzdeki günlerde o duvarın görüntüsünü sosyal medyada çok göreceksiniz. Çünkü 60 farklı sanatçı, hatta öğrencinin kendine özgü çalışma yaptığı bir yer. Daha bitmemişti ben çektiğimde. Buyurun. Evet. Şimdi bu iki görseli çektikten sonra şöyle sokağa doğru gidelim. Bu sokak boydan boya 300 metre civarında bir duvar var. Bizim mahallemizin muhtarı Leyla Hanım burayı belediyeden alıp sanatçıların emrine verdi. Her sanatçı bir resim yapıyor. Melis Akaday mı? Hayır, Emel Öztürk. Emel Öztürk. Sizin sınırınız orada mı? Melis Akaday yazıyordu orada. Yok, yanlıştı. Yanlış mı? Evet. İyi günler efendim. İyi günler efendim. Emel Hanım'ın çalışmasını gördük. Ahmet Selim Demirkan'ın çalışması bu. Şimdi burada bu gölgenin sahibi kim bakalım? Kolay gelsin. Teşekkürler. Sanatçımız kim? Elif Onara. Elif Onara, ne yapıyoruz burada? Yelkenli yapıyoruz. Yelkenli. Ayrılmış. Merhabalar. Sizi tanıyalım hanımefendi. Özgür Yücedal. Siz ne yapıyorsunuz? Yücedon mu? Yücedal. Yücedal. Dedim Kocadon. Ne yapıyorsunuz burada denizde bir balık? Evet. Kendisini jaf zannediyor. Kendisini jaf mı zannediyor? Belki de öyledir. Evet. Kolay gelsin hanımefendi. Sizi tanıyalım. Kendinize bir tanıtım. Ben ressam Funda Terakçıoğlu. Evet. Uluslararası Pinidos Kültür Sanat Akademisi sanatçısıyım. UKSA. Ne yapıyorsunuz burada? Nevzat Metin kanalıyla Muhtar Hanım'la tanıştık. Evet. Ve ben hem kendi öğrencilerimi hem sanatçı arkadaşlarımı organize ettim. Bu projeye katılmaları için. Ataşehirli sanatçılar da geldiler. Böylelikle 60'a çıktık. 50-60 kişilik. 60 kişilik. Sanatçı grubu olduk. Evet. 25'i bizden, 25'i buradan. İnşallah işte Muhtar Hanım böyle bir şeye öncülük etti. Bundan sonra da böyle projelere devam edeceğiz. İnşallah başka sokaklar satın alırız size. Tabii. İnşallah. Hanımefendiyi tanıyalım. Ben de Funda Tarakçıoğlu'nun kızıyım. İzgi Tarakçıoğlu. Evet, onun kızısınız. Kızım. Ailece bu işlerden mi iştigal ediyorsunuz? Yapıyoruz bir şeyler ya. Bu bacaklar kimin? Efendim? Bacaklar kimin? Bacaklar benim eserimin. Yani ne olacak yani bu havuzda? Bunun daha devamı var. Telefon çizmişsin oraya. Buradan biri bir şey diyecek evet. Bu arkadaşa falan. Böyle anladım. Biraz pop art bir çalışma oldu. Evet, pop art. Evet. Merhabalar, sizi tanıyalım hanımefendi, kolay gelsin. Kim? Birgül Arslan. Birgül Arslan, ne yapıyoruz burada? Manzarayı. Bir adı var mı? Acı yok. Yok mu adı? Kolay gelsin. Evet. Ataşehir'imizin oturan insanlarımız var. Evet, isminizi alalım. Erkek yok diyordu. Necip Öztürk. Necip Öztürk. Ne yapıyor burada Necip Öztürk? Ben Karadeniz'den bir köşeyi yapmayı düşünüyorum. Niye? Karadenizli misiniz? Karadenizliyim. Ben Ordulu'yum. Ordulusunuz. Evet. İnşaat mühendisiyim. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Hanımefendiyi tanıyalım. Burada Bahar Erdinç bir şey yapacak ama yok. Gelecekler. Sizi tanıyalım. Ben Ruhsun Ünal.
Ruslanınla ne yapıyorsunuz? Köpek müzik mi dinliyor? Ne bu? Bravo. Kuşlar, muşlar, melodi. Evet, müzik anahtarı, sol anahtarı görüyorsunuz. Bunlar forte. Aralarda müzik notaları. Evet. Müziğin içinde kalan hava, su, toprak, yani doğanın sanattan beslenen bir doğa. Evet. Teşekkürler. Diğerlerine de vakit ayıracağım için. Bu İranlı sanatçı. Şu an gelmemiş, devamı var. Ne ismi İranlı sanatçının? Vallahi adını yazmamış ama verebilirim. Evet, bu da en seksi ressam herhalde burada. Evet, görüyorsunuz. Sayesinde böyle bir şeye kavuştum. Kimsiniz siz? İsminizi alalım. Şahane Şengül Açıkgöz. Yana Şengül Açıkgöz'ü nereden? Çok uzun olduğu için yazmadım. Evet. Ne yapıyoruz burada? Ataşehir'le İstanbul'u birleştirip bütün insanları bir arada toplamayı düşünüyoruz. Aslında başka mesajlarımız yani, var tabii konunun içinde. Evet. Yeşili korumak, yoğun yapılaşmaya ama karşı duruş. Ama en geniş yeri de sana vermiş Leyla Hanım. Yani biz Leyla aldık Hanım. Gidiyoruz mesela Ataşehir'e hoş geldin bakın. Evet. Asıl koyduğumuz mesajları çekin. Yeşili koru, çiçekleri koparmayın, yerlere çöp atmayın, çevreyi temiz tut. Bütün bu mesajları koymak için aslında bu zemini son gibi kullanıyoruz. O kadar geniş yer lazım bana diyorsun. Kolay gelsin. Evet, teşekkür ederiz efendim. Sağ olun. Kolay gelsin. Sizi tanıyalım. Ben Nihat Yörköoğlu. Ne yapıyorsunuz burada? Kaan'ı. Ne? Kaan'ı yapıyorum. Kaan'ı. Evet. Yani somut resim yapıyorsunuz. Evet. Soyut değil. Evet. Kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet, burada soyut çalışmalar, somut çalışmalar. Bu herhalde refakatçı. Siz ressam mısınız, refakatçı mı? Ressamım ben. Ne isminiz? Nihal Arık. Nihal Arık. Bunu siz mi yaptınız? Evet. Uzun yıllardır resimle uğraşıyorum. Evet. Balonları patlatacağız diyorsun. Kolay gelsin. İlk defa bir ressamı metreyle ölçerken gördüm. Siz kimsiniz? Haluk Dilem abi. Siz ne yapıyorsunuz burada? Aynı şekilde bir duvar resmi. Tam onu anladım da geneli neyi anlatacak? Daha bir şey yok. Göçmenlerin... Akdeniz'de çokça ölen göçmenlerle ilgili. Bunların insanlar hep denizde boğulanlar. Aynen öyle. Buradan bir şey mi olacak? Tekne mi olacak? Patlak bir tekne. Belki, evet. Bakalım. Bir hafta sonra belli olur. Evet, burada başka sanatçılarımız var. Evet, sizi tanıyalım. Yerde yatan ressamımız. Ayağa kalkayım ben. Ben Almanya'dan geliyorum. Ekstra bu proje için Almanya'dan geliyorum. Serap. Riedel. Evet. Yabancı biriyle evlisiniz herhalde. Evet, nereli o? Hollandalı mı? Nereli? Alman. Alman, evet. Bunlar kim? Ne anlatıyor bu? İzolasyonu anlatıyor. Büyük şehirde kalabalığı, insanlar toplu şekilde olmasına rağmen hep yan yana ama arkalarının dönük olması, insanların birbirini tanımaması, hep birlikte olsalar bile yabancı birbirlerine. Anladım. Evet. Kolay gelsin. Bu da benim. Bu ağzı kapalı, gözü kapalı olan. Neyi temsil ediyor bu? Bu neyi temsil ediyor? Yani daha doğrusu sanatçı burada ne demek istedi? Evet. Ağız kapalı olduğu zaman gözle ifade ediyor. Evet. Göz kapalı olduğu zaman ağzıyla ifade edebiliyor. Şahane. Diğer arkadaşlarla da konuşacağım. Evet. Hanımefendi, kolay gelsin. Sizi tanıyalım. Merhaba, teşekkür ederim. Mine Soral ben. Botanik illüstratörüm. Aynı zamanda akrilikasında çalışıyorum. Grafik mezunum, grafik tasarımcıyım, grafik sanatçısıyım. Burada doğaya biraz ilgi çekmek istedim. Doğaya, bitkilere, iklim değişikliğine. Güzel. Dikkat çekmek istedim. Biraz daha ciddi iklim değişikliği ile ilgili ülke olarak düşünmemiz ve dikkatli olmamız gerekiyor. Dünyamız bir tane. Doğaya biraz daha sahip çıkmamız duymamız lazım. Evet. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Burada sanatçımız ne demek istedi ben anlamadım. Herhalde bu yazı sadece tek başına anlatıyor ya da tamamlayacak. Burada da patlıcanlar, biberler, falanlar filanlar. Bugünmüş özgür aslına duygular.
Evet, burada bir hanımefendi şimdi imzasını atıyor. Oradan anlıyoruz ki ismi Şahika, soyadı? Kutsal. Kutsal. Kolay gelsin. Çok teşekkür ediyorum. Bu da Faika ne? Sakkoğlu. Resim bitmeden imzayı çakmışsın yani. Resimi bitir. Önce imzamı görsünler diyorsun. Evet, burada da bir sanatçımız var. Bak, bu bitirmeden imza yatmamış. Merhabalar. Neymiş? Vahide'yim ben. Vahide? Karakaya. Karakaya. Evet. Yazıyor ekranda. Evet. Kolay gelsin. Sağ olun. Bu İrem Serger yapmış bunu. Neyi anlatıyor? Anlatıyor zaten. Yurdanur Erkılıç. Kolay gelsin. Teşekkür ederim efendim. Hoş geldiniz. Sağ olun. Sanatçımızın adı soyadı nedir? Efendim, ismim Binnur Özkaya. Binnur Özkaya. Evet. Ne yapıyorsun burada? Bu anda, bu şu anda galaksi, kainatın bir görselini çiziyorum. Güzel, kolay gelsin. Modern bir resim, evet. Evet, bunlar herhalde öğrenci. Öğrenci. Bu damacanacılar ne öğrencisi? Lise öğrencisiyiz, biz daha güzel sanatlara hazırlık. Lise öğrencisi, isminiz ne? Nisan Günalçın. Aynı lisedir misiniz, sizin ne? Biz farklı lisedir, Nisan'ın Zeynep Ülgen'in adı. Ben yok. Adın yok mu? Atsız bir ressam. İmzanı görürsem orada sileceğim onu. Bu mahallede oturuyoruz. Kolay gelsin. Sizi tanıyalım hanımefendi. Adım Serpil Doğan. Kim? Evet. Birini dövmüyorsun değil mi? Evet. Dur lan, bu çocuk şeyden çalıyor lan. Bir dakika. Telefondan şeytan. Şeytan çizecek ama bakarak çiziyor. Vay vay. Evet. İsimsiz ama, çünkü isimsiz hırsız. Sizi tanıyabilir miyiz hanımefendi? Tabii ki. Sevim Eyüboğlu. Sevim Eyüboğlu. Ha. Nerelisiniz? Eyüboğlu ailesinden. Neresin? Hangi Eyüboğullarını? Ben de Eyüboğlu'yum da. Biliyorum. Evet. Şeylerden. Evlilikle mi Eyüboğlu oldun? Evet. Peki. Evet. Ege Aydan yaptı. Bu da çocukların... Ege Aydan mı yaptı? Ege Aydan'ın o da. Ellerinde dikkat ederseniz hep evet. Şey var, telefon var. O söyledi, biri mi çizdi, kendi mi çizdi? Kendi. Allah Allah. Tabii. Çizememiş bence. Ya çok güzel çiziyor ya, süper. Şu enteresan. Bu karı koca ressamlar, bunlar da sanatçılar. Kimmiş? Vildan Hançer. Evet. Vildan Hançer. Bu da Gökhan Hançer. Bu da? Bu karı kocalar onlar. Gök Hançer. Evet. Enteresan bir karı koca bunlar. Yani... Kadınları böyle düşünen bir kadın, erkekleri böyle düşünen bir adam. Evet. Uzak durayım buradan, gelelim buraya. Evet. Burada mesaj var. Evet. Ali Bey. Merhaba. Merhabalar. Şengül Altuğ. Şengül Altuğ. Evet, biraz açılayım da resmi göreyim. Ne diyorsunuz burada şimdi, ne yapıyorsunuz? Şöyle söyleyeyim, bu resme bakan, burası bir aynı zamanda sanki sosyal deney gibi oldu. Bu resme bakan çocukların tepkileri farklı. Kadınların tepkileri farklı ve erkeklerin tepkileri hep birbirinden farklı oldu. Yani şu... Erkekler genellikle kadına... Geliyorum bir saniye. Bu Türk bayrağıyla başlıyor bu sokak. Böyle devam ediyor. Şimdi burada her bakanın başka bir yorum çıkaracağı bir resim varmış. Hanımefendi evet. Öyle diyor. Evet. Niye böyle, insanları böyle zorluyorsunuz? Evet. Erkekler genellikle şiddeti görüyorlar. Evet. Kadınlar genellikle işte bunları henüz bitmedi. O yüzden de böyle bunları duman gibi görüyor. Şiddete biraz daha mesafeli bakıyor anladığım kadarıyla. Evet. Çocuklar ise inanılmaz tepki duyuyorlar. Biz bu resmi sevmedik diyorlar. Anladım. Kızgınlık duyuyorlar. Güzel. Belki amacına ulaşıyor yani. Bence amacına ulaşıyor. İnşallah. Evet, Leyla Hanım, sizi şu şeye alayım. Evet, bir dakikada her şeyi anlat. Tamam. Önce ben şurayı söyleyeyim. Burayla başlamak evet. istiyorum. Bayrağımız şu an yarım dalgalanan bir bayrak ama evet. sanatçımız akşam 4'te Atatürk'ün resmini yapacak bayrağın üzerine. Evet. Artı benim kimdir babam, sanatçımız? Benim Canan Boğlu. O taş ustası dediğimiz çapa taşlarından yapan ama evet. çok uzun tamam. Türkiye için ondan yapmıyor. Kaç ressamımız, sanatçımız var burada? Ben 40'a başladım, 60'a çıktı. Duyan geliyor, daha sizin görmediğiniz burası 500 metre falan. Daha ileride de var, yanlar var.
Çocuklara da yer verdim ben burada. Engelliler var. Güzel bir projeye imza atmışız. Ne zaman bitecek? Bu ben şimdi bir hafta müddet verdim. 10 günde sürebilir. Sanatçıların tüm her şeyini tamamen sponsorlukla yapıyorum. Yemekleri... Kim sponsorumuz? Sağ olsunlar Tayıncıoğulları sponsor oldular. Projeyi çok beğendiler çünkü. Ve bu Türkiye'de bir ilk bir projeymiş. Ben de bundan çok gurur duyuyorum. Böyle bir projeyi yaptığım için. Onlar da çok heyecanlandılar. Ben de çok heyecanlıyım. İnşallah da güzel bir açılış yaparız gittikten sonra. İnşallah. Kolay gelsin, öpüyorum. Sağ olun. Tamam, şöyle bir bakalım. Bu sokağı anlamanız için böyle bir Ağoğlu, Sky Towers, işte Mikros. Resim yapmaya mı geliyorsun? Evet. Çocuklarımız geliyor, sokak. Bakın resim yapmaya geliyorlar. Öyle mi? Tabii. Çok çocuklarımız da var. Evet. Akşam bir gelin, göreceksiniz çocukları. Akşam yokum, Adana'dayım ama gelince bakacağım. Gerçekten sokak sanat açmış, çiçek açmış. Evet. Bir amme hizmeti Lale Leyla lan muhtarımızın Leyla ya Yeşim Saylan. Ali abi az sonra beni de unutacak. Sen kimdin canım diyecek bana diye korkuyorum oğlum diye. Ya hakikaten beni sen durdu. Kimdin canım? Evet tabii. Leyla Yeşim Saylan. Muhtarımız onun çabalarıyla şahane bir sokak oluyor. Yorum yapanlardan bir kısmı ilkokul resmi dedi ama bitince ilkokul resminin üstüne çıkan çok eserler var. Bir esere baktığında herkesin anladığı çapı kadardır. Yani orada sorabilirsiniz aslında sanatçı burada ne demek istedi. Ben sordum, öğrendim. Balık kendini cevap sanıyormuş. Ama o şeyi çok ironik buldum. Göçmenlerin, denizde boğulan göçmenleri temsil eden, mültecileri pardon, temsil eden bir çalışma. Daha çok güzel şeyler çıkacaktır ortaya. Bu örnek olsun. Reytingimiz düşse de 20 kişi de seyretti. Ben bazı şeyleri ısrarla diyorum yani. Benim için nitelik nicelikten çok daha önemlidir. Onun için arkadaşlardan ya üzülen ya bak şu konuya da girseydiniz, bu konuya da girseydiniz Ayşe Ahmet'e bu ne dedi? Tarzımızı anlatmaya çalıştığımı sanıyorum. Hepinizi selam, saygı ve sevgiyle selamlıyorum.